Hepinize merhabalar, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok lezzetli burma baklava tarif veriyorum. Kesinlikle denemelisiniz. Her bayram biz bu baklavayı kesinlikle yaparız. Misafirlerimize ikram ederiz. Çok güzel bir şekilde de lezzeti oluyor. Umarım beğenirsiniz. Hadi o zaman tarife geçelim. 1 çay bardağı süt, 1 çay bardağı su, 1 çay bardağı sıvı yağ kullandım ama biraz azaltın. 1 adet yumurta, 2 yemek kaşığı elma sirkesi, 1 çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı kabartma tozu ekleyip karıştırıyorum. Toplamda 4 su bardağına yakın elenmiş un kullandım. Ama siz bunu yavaş yavaş karıştıra karıştıra ekleyin. Hamurumu un ekleye ekleye yavaş yavaş yoğuruyorum. Kıvamı bu şekilde olacak. Şimdi açmasını açalım. Açma işlemine annemi devrettim. 12 adet beze yapmıştım. Bir tanesini alıp üzerine buğday nişastası serpiyorum. Ve oklava ile iyice açıyorum. Açabildiğiniz kadar açın. Büyük açın gittikçe. Arada sırada nişasta ekliyorum. Ama çok fazla nişasta eklemeyin. Hamurumuz incecik olacak. Hamurum incecik oldu. Gördüğünüz gibi elim gözüküyor. Şimdi kesiyorum. 4 eşit parçaya kestim. İç harcı için ceviz kullanıyorum. 500 gram kadar cevizimi rondoda iyice çekiyorum. Biraz iri parçalar halinde koydum. İçerisine 3-4 yemek kaşığı kadar şeker ekledim. Kesmiş olduğum parçanın ucundan yarısına kadar kıvırıyorum. Cevizli harcımı ekleyip rulo halinde sarıyorum. Ve bu şekilde kıvırıyorum. Tüm baklavalarımı bu işlemi uyguluyorum. İnce baklava kullanırsanız benim gibi incecik olur. Ben ama kalın da yaptım. O kalını da göstereceğim size. Kalın da gerçekten çok güzel oluyor.
Kalın yapmış olduğum da bu şekilde. Gerçekten bu da çok lezzetli. Gördüğünüz gibi harika duruyor. Tepsime koymuş olduğum baklavalarımın üzerine sıcak sıvı yağ ve tereyağı karışımını ekliyorum. Ve fırına atıyorum. Fırından çıktı. İyice baklavalarımız soğuyacak. O sırada biz de şerbetini yapalım. 5 su bardağı şekerin içerisine 5,5 su bardağı su ekliyorum. Ocağımı alıyorum. Bir dilim limon ekleyip kaynayana kadar karıştırıyorum. İyice kaynaması gerekiyor. Kaynadıktan 3 dakika sonra ocağın altını kapatıyorum. Ve baklavalarımın üzerine şerbeti döküyorum. Şerbetimiz sıcak, baklavamız soğuk olacak bu işlemde. Videom buraya kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.